Suna ve İnan Kıraç Vakfı, oryantalist resim koleksiyonunda yer alan Osman Hamdi Bey'e ait 1906 tarihli Kaplumbağa Terbiyecisi, daha öncesinde Kaplumbağalı Adam adını taşıyan tuval üzeri yağlı boya resmi izliyoruz. Resim, aynı yıl Paris Grand Palais'de açılan ve dönemin en önemli sanat etkinliği olarak kabul edilen 169. Salon sergisinde yer alır. Bursa'daki Yeşil Camii'nin üst katındaki hayli bakımsız bir odada yerde gezinen 5 kaplumbağanın ortasında gördüğümüz bu sakallı adam, tabloya adını veren figürdür. Belinden bir kemerle sıkıca bağlanmış, kırmızı uzun kaftan benzeri bir giysi giyer ve üzerinde dervişlerin kullandıklarına benzer aksesuarlar taşır. Figür, sırtını izleyicisine dönük durmaktadır. Bu resim, oryantalist yapıtlarda sıkça görülen, her figürün neredeyse iç içe geçtiği, tüm detayların eşit derecede önem verilerek resmedildiği, karmaşık imgeleminden çok farklı bir kurgudadır. Arkada kavuşturduğu ellerinin arasındaki ney ile sahneyi itaatsizce terk eden kaplumbağaları eğitmeye çalışan bir adamın bunalımından çok daha derin anlamlar barındıran bu tablo, Türk sanat tarihinin en çok yorumlanan eserlerinden biridir. Fakat bugün Osmanlı'da böylesi bir mesleğin olup olmadığı üzerine kesin bir bilgiye hala erişilemiyor. Müze-i Humayun'un müdürü, Osmanlı arkeoloji ve modern müzeciliğinin kurucusu olan uluslararası üne sahip ressamın tam olarak bilinemeyen alt metni, birçok sanat tarihçisini tabloyu sembolik anlamlar üzerinden yorumlamaya itmiştir. Bu yorumlar, genellikle sanatçının üst düzey memur pozisyonu dolayısıyla birlikte çalıştığı insanlara ya da halka yönelik hicvine yönelmiştir. Sahneyi itaatsizce terk eden kaplumbağaların metaforunu odak alan birçok okumanın dışında sanatçının üzerine kapsamlı araştırmalar yürüten tarihçi, akademisyen Ethem Eldem'in kaynaklarından öğreniyoruz ki sanatçının babasının tarihi incelemeler yaptığı sırada Osman Hamdi'ye yolladığı Le Tour du Monde'un o seneye ait cildinde bir Japon kaplumbağa terbiyecisi gravürü yer almaktadır. Bu bilgi, yapıt üzerine yapılmış birçok yorumlamayı geçersiz kılmıştır. Osman Hamdi, ender rastlanılabilecek bir eylem olarak kaplumbağaları terbiye eden bir adamı konu ettiği resmini bir başyapıta dönüştürmüştür. Ayrıca diğer oryantalist ressamlarda da sıklıkla gördüğümüz aynı resmin versiyonlarının uygulanışı kaplumbağa terbiyecisinde de görülmektedir. Osman Hamdi Bey bir yıl sonra resmin farklı bir versiyonunu da yapar.